Azerbaycan'ın Adam kentinde kurulan Türk-Rus gözlem merkezi yarın faaliyete başlıyor. Bir general ve 38 personelde oluşacak merkez, Rusya'nın tek taraflı adımlarını engelleyecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Akar, Hasanov ile görüşmesinin ardından Zakir Hasanov ile savunma ve güvenlik konularında yaptıklarımız ve yapacaklarımız konusunda değerlendirmelerde bulunduk dedi. Görüşmede Türk ve Rus askerlerinden oluşan ortak merkezin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Akar, Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla oluşturulacak Türk-Rus ortak merkezine ilişkin mutabakat zaptını Rus mevkidaşım Şoygu ile 11 Kasım 2020'de imzalamıştık. Ortak merkezin oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkez yarın faaliyetlerine başlayacak. Zakir Hasanov ile de son durumu değerlendirdik ve hayırlı olsun dileklerimizi karşılıklı olarak ilettik. Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı ortak merkezin bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanması büyük katkılar sunacağına inanıyoruz. Türk ve Rus askerlerinin bulunacağı bu ortak merkezin çalışmalarıyla faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz. Bir millet, iki devlet anlayışı ile bugüne kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz dedi. Uzmanlar, Ermenistan'ın altılı platforma girmesi halinde bütün bölgesel imkanlardan faydalanacağını, ekonomik istikrara kavuşacağını ve batıya olan bağımlılığının azalacağını belirterek, bunun Rusya'nın da tercih edeceği bir sonuç olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve kabul etmesi durumunda Ermenistan'dan oluşacak altılı platform çağrısına bölge ülkelerinden destek geldi. Erdoğan'ın üzerinde çalıştığımız altılı platform herkes için kazan kazan imkanı sağlayacak bir girişimdir. Ermenistan da bu sürece katılır ve olumlu adımlar atarsa Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde de yeni bir sayfa açılabilir. Yeni imkanlar doğduğu takdirde şüphesiz ki burada Ermenistan'ın kazancı da ciddi manada artacaktır sözleri bölgesel diplomasi trafiğini de artırdı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Muhittin Ataman, coğrafya itibariyle merkezi bir konumda olan Türkiye ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinden sonra Kafkasya bölgesindeki rollerini daha da artırdıklarını söyledi. Ataman, Türkiye ile Azerbaycan'ın Gürcistan ve İran'ın da dahil olduğu bazı mekanizmalar kurduğunu belirterek Türkiye ve Azerbaycan arasında hem siyasal güvenlik hem de ekonomik anlamda işbirliği konusunda sıkıntı yok. Bu bölgede denize kıyısı olmayan Ermenistan'ın altılı platforma dahil olmaması durumunda kaybeden kendisi olacaktır dedi. Dünyaya dağılan zengin Ermeni diasporasının 30 yıldır Ermenistan'a zarar verdiğini vurgulayan Ataman, diaspora Ermenistan devletini kendi hedefleri doğrultusunda ve içinde yaşadıkları ülkelerin siyasetini etkilemek için araçsallaştırıyor. Batı ülkelerindeki diaspora Ermenistan'ın mağduriyeti üzerinden yaşıyor diye konuştu. Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgede üstün konumda olduğunu ve Ermenistan'ın bu iki ön şartı kabul etmesi durumunda hem batısındaki hem de doğusundaki iki önemli komşusuyla ilişkilerini normalleşeceğine dikkati çeken Ataman, eğer Ermenistan altılı platforma katılırsa zaten zengin olan Azerbaycan Türkiye ilişkileri üzerinden pay alacak bir devlete dönüşecektir. Kesinlikle ekonomik istikrarı da sağlanır, ekonomik refahı da söz konusu olur. Dolayısıyla bütün bölgesel imkanlardan istifade edecek noktaya gelecektir. Türkiye ve diğer bölge ülkeleriyle normalleşmenin Ermenistan'ın batıya olan bağımlılığını azaltacağını, bunun Rusya'nın da tercih edeceği bir sonuç olacağını düşünüyorum diye konuştu. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Aydın İbrahimov ise Karabağ zaferi sonrasında Kafkasya'da yeni bir sayfa açıldığını ve bölge tarihinin yeni bir istikamete doğru şekillendiğini söyledi. İbrahimov, Ermenistan'ın altılı platforma katılmaktan başka seçeneğinin kalmadığını vurgulayarak bu platform bölge ülkeleri için kazan-kazan imkanı sağlayacaktır ve önemli bir girişimdir. Ermenistan da bu sürece katılmak için önemli bir adım atmak zorunda. Eğer bu adımı atarsa hem Azerbaycan hem de Türkiye ile ilişkilerinde yeni sayfalar açma şansını yakalayabilir dedi. Türk İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Hazar Üniversitesi öğretim üyesi Telman Nusretoğlu da Türkiye-Azerbaycan birliğinin Güney Kafkasya'da yeni bir jeopolitik güç dengesi oluşturduğunu belirtti. Nusretoğlu, çatışmacı yaklaşımları, Türkiye ve Azerbaycan'a karşı düşmanca tavırlarıyla bölgede tesis edilecek işbirliği ikliminin önündeki en büyük engelin Ermenistan olduğunu söyledi. Ermenistan'ın Karabağ'da tarihi bir yenilgi alınca, komşularıyla ilişkilerini normalleştirmekten başka yolunun kalmadığını anladığını aktaran Nusretoğlu, yeni cazibe merkezi olarak Asya'nın ön plana çıkması, tarihi İpek yolunun yeniden canlanmasıyla birlikte Güney Kafkasya'daki nakliyat yolları ve koridorlarının da önemini arttırdı, dedi. Rus siyaset bilimci Aleksandr Perenciyev, Ermenilerin Azerbaycan'ı kışkırtmak için Hocavant'te faşist Garigin de anıtı diktiğini söyledi. Uzman öncelikle bu eylem özgürlük mücadelesini kazanan Azerbaycan'dan intikam alma girişimi olarak değerlendirilebilir. İkinci olarak Sovyet sonrası alanda Rusya'yı faşizmin kahramanlığı ile yeniden rahatsız etmeyi hedefliyor. Üçüncüsü Azerbaycanlılar ile Rus barış güçleri arasında silahlı bir çatışma yaratmaya çalışmaktır. Provokatörlere göre bu durum resmi Moskova'nın Azerbaycan'ın batı topraklarında Bakü'ye karşı savaşa dahil olması için şartlar yaratabilir. Yani Rusya'nın yardımıyla Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarını yeniden ele geçirmeye çalışmanın mümkün olduğunu düşünüyorlar. Eminim ki bu mümkün olmayacak ve faşist kuklanın anıtı bir anda değil, zamanla yıkılacak dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yakın zamanda Birleşmiş Milletler Öncülüğü'nde, Kıbrıs'taki taraflar ile garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenmesi planlanan Kıbrıs konulu 5 artı 1 gayri resmi konferansı ile değerlendirmelerde bulundu. Kıbrıs müzakerelerinin 1968'de başlamasına rağmen bunun öncesinin de olduğunu belirten Tatar, Cumhurbaşkanı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Fazıl Küçük'ün savunduğu düşünceyi temsil ettiğini söyledi. Tatar, Kıbrıs'ta Türkler ile Rumların 1960'ta ortaklık cumhuriyetini kurduğunu, 1963'te Rumların Kıbrıslı Türkleri silah zoruyla devletin dışına ittiğini, o günden bu yana Kıbrıslı Türklerin Türkiye'nin de desteğiyle kendi yönetimlerini ve devletini kurduğunu hür iradesiyle yaşadığını vurguladı. 2004'te Annan planına Kıbrıslı Türklerin evet, Rumların ise hayır dediğini hatırlatan Tatar, buna rağmen Kıbrıslı Türklerin izolasyon altında olmasının ve Rumların hayır demelerine rağmen tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne alınmalarının bir hukuksuzluk olduğuna, bunların belgelendiğine işaret etti.